Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hyundai Bayon'un incelemesini ve test sürüşünü yapacağız. Bu imkanı sağladıkları için Hyundai İnallar Otomotiv'e teşekkür ediyorum. Onların iletişim bilgilerini de aşağıda bulabilirsiniz. Bu araç 1.4 MPI yani atmosferik beslemeli motorlu bir araç. Donanım bilgisini içeri geçtiğimizde satış danışmanımız geldiğinde sorabiliriz. Şöyle bir genel tasarımına bakalım, iç mekanına bakalım. Sonra sürüşe geçeceğiz. Bayon güzel bir otomobil bence. B crossover, SUV değil. SUV istiyorsanız Kona'ya bakmanız gerekiyor. Bu LED farlarımız var aşağıda. Sinyaller yukarıda ayrı olarak yanıyorlar. Gündüz LED'leri de orada yanıyor. Mesela bu aracı biz geçen yolda çok sık görmeye başladık. Geçen şey muhabbeti oldu. Farı yok mu bu arabanın falan muhabbeti oldu. Bu aracın baz donanımlısının incelemesini çekmiştim. Aşağıdan açıklamadan bulabilirsiniz. Burada güzel panjurumuz var. Açık panjur. Hyundai'nin son zamanlarda yapmayı sevdiği bir şey. Üstte de kapalı bir siyah parçayla ledleri birleştirmişler. Bu da hoş duruyor. Bu arada bu renk güzelmiş. Bej renkli bir araç. Bence hoş bir renk. Yandan devam ettiğimizde Continental EcoContact 5 lastikler, 6 lastiklerle gelmiş. 205-55-17 ebadında bir lastik ölçüsü var. Konturlu alüminyum alaşımlı jantları var. Yan tasarımda Hyundai'nin son zamanda yapmayı çok sevdiği gölge oyunları var. Bu renkte de güzel belli oluyor gördüğünüz gibi. Böyle açılı falan güzel keskin hatlı bir tasarımı var. Bu araçta anahtarsız giriş görüyorum. Çalıştırma da var. İçeride hayalet ekran falan da var. Şöyle devam edelim. Arka tasarımı bence radikal bir tasarım ve güzel bir tasarım. Burada LED stoplarımız var. Bumerang şeklinde. Ortadaki parça yanmıyor. Ortadaki parça yansa güzel olabilirdi. Burayı da piyano bilek tercih etmişler. Bagaj kapağı yarısına kadar. O da hoş duruyor bence. Gayet cam sanki çok büyükmüş gibi duruyor. Burada Hyundai logosunun altında bir geri görüş kameramız var. Altta park sensörlerimiz. Crossover otomobil olduğu için dodikler vesaire eklentileri var. Şu bagajını açalım. Bagajı normal B crossover segmenti için yeterli bagajı var. Altında bir halı kaplaması var. Halı kaplamanın altında bir stepnesi var. Burada bir yalıtım yok. İçeride bakacağız yalıtımı nasıl bu otomobilin diye. Şu kaplamayı güzel oturtalım yerine. Ses yapmasın. Yandaki plastiklerin kalitesi falan B sınıfıyım ben diyor. Pandizot için böyle bir şey yapmışlar. Bakın böyle indirip direkt aşağı gönderebiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Bagaj içinde çok çıplak plastik kullanmayıp şuraya plastik yani normal kapatmışlar. Mesela bunun rakibi olan Sandero'da burası komple açık ufak bir plastik var. Bunda biraz daha büyük. Bu güzel. Bu araç yerli üretim bir otomobil. Style donanımıyla birlikte %50 ÖTV diliminde kalıyor ki bence tercih edilebilir bir otomobil ki çok tercih ediliyor. 1.4 atmosferik motorun performansına yolda bakacağız. Nasıl olduğuna, yolda neler hissettirdiğine, yakıt tüketimine vesaire birlikte bakacağız. Bu araçta LPG uyumu var. 1.4 atmosferik olduğu için. O yönüyle baktığınızda da güzel bir otomobil. İç mekanına bakalım şöyle bir geçip ufaktan. Zaten sürüşte bol bol göreceksiniz ama ben yine de göstereyim. Kapı üstlerimiz B crossover segmentinin bir getirdiği şey. Sert plastik ama burası deri ve yumuşak. Bu anlamda güzel. Kolumuzu buraya koyuyoruz sonuçta. Gerisinin çok sert yumuşak olmasına gerek yok. Katlanır ayna var bu otomobilde. Tek tuşla açılan tek camımız sol ön cam. Diğer camları basılı tutarak açmanız gerekiyor. Kapı içi gözü güzel. Yani büyükçe bir göz. Şurada biraz daralıyor sadece. Burası güzel geniş ama. Bu iç mekanı i20 ile birebir aynı. Yani yerden yüksek bir i20 diyebiliriz bu otomobil için. Buradaki kaplamalar vesaire güzel. Hoparlörü de güzel gizlemişler buraya. Ortada boydan boya giden bir havalandırma ızgarası tarzındaki tasarım detayı çok hoş. Koltukların manuel ayarlanan bir koltuğu var. Ama yanal destekleri, baldırı mesafesi güzel duruyor. Şimdi birazdan sürüşe geçeceğiz. Kameramı böyle sabitledim. Sunroof var bu araçta. İç mekanı o yüzden biraz daha ferah. Şu direksiyonu deri, şerit takip sistemi ve mevcut bu araçta. Bu da güzel. Yani iç mekanı derli toplu duruyor. Bence gayet hoş bir araç. Manuel bir el freni var. Elektrikli olsa güzel olabilirdi. Bu araç dolu bir araç sonuçta. Kol dayaması var güzel. Birazdan sürüşe geçtiğimizde daha detaylı bakacağız arabaya. Şu arkasına bakalım. Tabii arkaya geçebilir miyiz? Kamerayı şöyle sabitlediğim için. Güzel bence açılır. Arka koltukları çok rahat geldi. Yumuşacık. Diz mesafesi ben ayarlamadım ama koltuğumu hemen hemen bana göre ayarlı. Baş mesafesine bakalım. Baş mesafesi de, ay terledim sıcaktan, bir karışa yakın bir baş mesafesi var. O yönüyle de güzel. Arka dönüne genel bakışta böyle. Şimdi kamerayı sabitleyeyim. Test sürüşüne geçelim. Şöyle iç mekanın detayına da bakacak olursak, burada hayalet göstergelerimiz var. Bunları değiştirebiliyoruz. Şu ortada hız, yakıt tüketim bilgileri vesaire görebiliyoruz. Sürüş bilgisini. Biz şimdi buna bakarız birazdan. Burada güzel bir ekranımız var. Android Auto ve Apple CarPlay bu araçta mevcuttur diyor. Bağlanmak için basın diyor. Genel anlamıyla tüm menüler diyelim. Şöyle güzel bir ekranı var. Dokunmatik hassasiyeti falan güzel. Hızı da iyi. Biraz ama nasıl diyeyim, ekran dokunmatiği değil de ekranın yapısından dolayı şeyi var, böyle hafif garip bir duruyor. Ama kullanımı vesaire güzel. Tek yönlü otomatik bir klimamız var. O da şöyle görebilirsiniz. Güzel çalışıyor. Park sensörlerini kapatabildiğimiz buton var. Kablosuz şarj desteği mevcut. 12 volt mevcut. 6 ileri tam otomatik şanzımanımızın topuzu ve plastik el frenimiz var. Torpidoya bakalım şöyle. Yeterli seviyede güzel bir torpidosu var. Böyle. Herkese merhaba. Bayon test sürüşüne geçeceğiz şimdi. Bu araç işte donanımını vesaire soracağız. İnşallah kamera açım güzeldir. Bir tık aşağı indirebilseydim daha iyi olacaktı ama anca bu kadar ayarlayabildim. Arabada biraz basık. Yani şu kısmı çok görüyor olabilirsiniz. Sizin için çalışıyoruz. Yol iyi görünsün istediniz. Biz de onun için güzel bir açı bulmaya çalışıyoruz. Bu 1.4 atmosferik bir araba. Bakalım nasıl olacak, nasıl bir otomobil. Deneyimleyeceğiz. Bayon güzel bir araba. İyi tuttu bence. Özellikle nasıl diyeyim, fiyatı uygun olduğu için style paketi çok tuttu. İyi de gidiyor. Çok gördüm yolda. Şimdi bakacağız performansı nasıl, yakıt tüketimi nasıl. Evet, 1.4 atmosferik motora can verdik. Özellikle motor çok merak ediliyor. Atmosferik olduğu için nasıl gidiyor, nasıl bir tüketim var falan. Şimdi bakacağız. Sürüş bilgisi zaten şu an sıfır. Test sürüşümüzde ne yaktığını birlikte göreceğiz. Şu devremiz biraz normale dönsün. Bu hayalet ekran güzel. Şu an sport görünümünde sanırım. Şöyle değiştirebiliyoruz. Onu da size göstereyim. Güzel, böyle kalsın. Burada şeyi de görebiliyoruz. Şerit takibi vesaire. Devrimiz normale döndü. Ufaktan çıkalım. İlk izlenimlerimi aktarayım. Görüş açıları güzel bir otomobil. Direksiyon yumuşak. Atmosferik motora birlikte bakacağız zaten. Hyundai'lerin sinyal sesi benim çok hoşuma gidiyor ya. Şanzımanın vites geçişleri güzel. Geleneksel tip bir şanzıman. Normal kullanımda arabanın hızlanmasında bir şeylik yok. Hani çekmeme durumu, işte 1.4 atmosferik gider mi gitmez mi? Öyle bir durum yok. Normal kullanımda gidiyor gördüğünüz gibi. Şöyle biraz yoklayalım hatta. Yoklayamıyoruz. Trafik var. Şerit takip sistemi var bu araçta. Aynı zamanda sabitleyici de var. Motor sessiz. Araba yalıtım olarak da iyi bir otomobil. Şu an 60 ile gidiyoruz mesela. Yol sesi anlamında çok bir sesi yok. Motorun çekişi bana normal geldi. Yani 1.4 atmosferiye göre hatta iyi bile. Şimdi şuradan mesela düzensizliklerden geçerken süspansiyonun nasıl olacağını şimdi görebiliriz. Burada bozuk bir yola giriyoruz. Yani bozuk sayılabilecek bir yola. Bence gayet iyi. Mesela şu logar kapağından geçeyim. Trim sesi, bir bam güm, süspansiyonun vurması vesaire yok. O yönüyle baktığınızda iyi. Mesela özellikle hepsinden bilerek geçtim. Süspansiyon konforu anlamında bir bilgi sahibi edinebilmemiz için, olabilmemiz için. Mesela şurada bir hoplama var. Yani trim sesi almıyorsunuz. Zaten yeni bir araba, 860 kilometrede trim sesi almanız şey olurdu, saçma olurdu. Ama süspansiyon sistemi de güzel çalışıyor. Konforu gayet yerinde bir otomobil. Yakıt tüketimi olarak da 1.7 kilometre oldu çıkalı. Daha çok yeni çıktık. Ama 11.9 litre görünüyor ki zaten yakacağı da 9-10 litre civarındadır. Sakin kullanma, 8'leri görebilirsiniz. Ama bu atmosferik bir motor olduğu için geleneksel motor, LPG uyumu da var. LPG'de takanlar var. Fren pedalının hissiyatı güzel. Bir noktada kavruyor, böyle bir noktada tutmaya başlıyor ve tutuyor. Ekranı gösterdim zaten. Ekran da gayet iyi. Güneş ışığı çok parlasa da ekranı görebiliyorsunuz. Mat olması o yönüyle güzel. Öndeki araç uzaklaşıyor dedi. Yürü dedi bana mesela. Bu da güzel bir özellik. Buradan geri dönüyorum galiba. Direksiyonun tasarımı da güzel, yani çok yadırganan bir direksiyon aslında 4 kollu olması bakımından, ama bence hoş duruyor. Ergonomisi de güzel. Bu araca da gitmiş yani. Kliması güzel soğutuyor. Şu an 3. kademede olmasına rağmen içeride ferah ve serin bir ortamdayız. Dışarısı 30 derece. Görüş açıları güzel. Aynalarda çok kör noktası yok. Camlar da güzel. Ağ sütunu biraz yatık olduğu için şurada ufak bir mesela ışığı göremiyorum ama onun haricinde cam yüzeyler geniş. Aracın içinde ferahsınız ve çok ölü noktanız yok. Şöyle biraz yoklayalım. Klasik bir atmosferik motor. Sağdan gidebiliriz. 60. Dip gaz yapmıyorum bu arada. 70. Kendini taşıyor. Çok mükemmel bir performansı yok. Ama çok üzeceğini de zannetmiyorum ki. Otomatik vites de güzel çalışıyor. Rampada falan da çok üzmez açıkçası. Yani ütopik bir performans beklememek lazım. Sonuçta atmosferik motorlu bir araç ama ben açıkçası biraz daha beklentim düşüktü. Beni tatmin etti o yüzden. 1.0 turbosu tabii daha iyi gidecektir ama o da biraz vergi diliminden dolayı sıkıntılı. Mesela şöyle hafif şehir içi hızlarda gazı birazcık fazla okşayarak, hani dip gaz yapmadan trafiğe gayet rahat bir şekilde dahil oldum. Yoldaki hissiyatı, akıcılığı güzel. Şerit takip sistemi var dedik zaten. Mesela şu an şeritleri görüyor. İleride de trafik. Mesela ileride trafik daralıyor. Sağa geçmem lazım. Dip gaz yaptım. Gayet rahat bir şekilde beni taşıdı ve şeride girdim. O yönüyle baktığınızda çok üzeceğini düşünmüyorum bu motorun. Yakıt tüketimimiz 11.1 bu arada bu kullanımda. Gördüğünüz gibi kullanımı gördünüz. Atmosferik bir motora göre yakıt tüketimi de bence gayet makul. Çünkü daha yukarı rakamları görmeniz mümkün atmosferik otomobillerde. Şerit takip sistemi, mesela bu şeritler çok seçilmiyor. Şu an görmüyor mesela. Ama tek taraftan gördüğü zaman da algılıyor galiba. Evet, solu gördü şu an. Solu algıladı, yeşil yandı. Şimdi de sağa gördü. Donanım anlamında da bence gayet yeterli. Bu elit mi? Bu elit. Elit bu. Mesela buradaki düzensizliklerde çok böyle bam güm yapan arabalar var. Bu oradan da konforlu bir şekilde geçtik. Hayalet ekran güzel, okunaklı, çok böyle nasıl diyeyim, piksel piksel değil, gayet güzel ayarlanmış. 9.3'e düştü tüketimimiz zaten. Düz yolda giderken iyice düşüyor. 9.1'e düştü. O yönüyle ben daha da düşeceğini düşünüyorum açıkçası. Buradan sağdan galiba. Sağdan galiba. 8.9. Yani gördüğünüz kullanımımız sabit hızla giderken patır patır aşağı doğru düşüyor. Trafikte ama yükselecektir. Onu izlenimini aldık. Yol tutuşu buraya 50 ile girdim. Şu arabayla buraya 50 ile girmeye çok cesaret edemezsiniz. Rampada çekişten düşme, klima açık. Gaza sabit basıyorum. Fazla basmadım. Hala 60 ile gidiyorum. O yönüyle de güzel. Buradan geri mi döneceğim? Buradan babadan hemen. Ha, göbek. Yani rampada da bir şey yapmadı. Çekişten düşmedi. Sabit hızla tamamladım. Kasisten geçeceğiz mesela. 30'la geçelim. Gayet başarılı. Çok sert değil süspansiyonları. Bir crossover'a göre güzel. Şimdi bunun en büyük rakibi Egea Cross var. Ama şöyle bir şey var. Egea Cross manuel vites. Bu otomatik vites. Ve bunda biraz daha kokpitin sizi sarması, yoldaki hissiyatı vesaire bir tık daha iyi gibi duruyor. Yanlış girdik galiba biz. Evet. Bakalım buluruz. İleriden doluruz, döneriz. Çok büyükmüş göbek. Karıştı. Şuradan geri döneriz. Ya zaten düz asfalttaki akıcılığı falan konuşmaya gerek yok. Gayet iyi. Şimdi şu az önce indiğimiz yol rampaydı. Çıkışına bakalım nasıl çıkacağız. İzmir yoluna buradan düz çıkıyoruz. Düz çıkalım. Geldiğimiz yerden gidelim. Yani rampalarda mesela atmosferik motorlu araçlar üzer denir. Hani çekmez falan. Öyle bir çekiş problemi yok bu aracın. Yani sabit hızla giriyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Hızlanmak istediğinizde kickdown yaptığınızda hızlanacaktır. Şimdi denemedim ama o izlenimi veriyor motor size. Çünkü şanzımanla güzel çalışıyor. 6 ileri klasik tipli bir şanzıman. Tork konvertörlü ama başarılı. Düzensizliklerden geçiyoruz. Yani konfor kaybı yok. Şerit takip sistemi beni şeride sokmaya çalışıyor şu an. Direksiyona bir direnç uyguluyor. 50 ile kelebekte huzursuz etmiyor. Sert de bir virajdı. Yani genel anlamıyla ele aldığınız zaman bu otomobil şehir içi kullanımda hafif yerden yüksek olsun, çok pahalı olmasına gerek yok, çok performanslı olmasına gerek yok, kendini taşısın yeter diyen kullanıcılar için çok çok yeterli bir otomobil. Donanımı da gayet yeterli. Fiyatına göre baktığınız zaman fiyat performans olarak style donanım için de konuşabiliriz, elit için de konuşabiliriz. Verdiğiniz paranın karşılığını alabiliyorsunuz ki bu son dönemin Hyundai'lerinde bu var. Araçlar gerçekten çok başarılı olmaya başladılar. Tasarım anlamında da, donanım anlamında da. Bu aracı da beğendim. Zaten ilk çıktığında da jump paketinin inceleme videosunu çekmiştik bayi'de. Onu da açıklamadan bulabilirsiniz. O paket de yeterliydi. Bu da fena değil. Fena değil ne ya? Bu da çok çok yeterli. Trafik karıştı, ne konuşacağımı bilemedim. Kusura bakmayın. Bu imkanı bize sağladıkları için Hyundai İnallar Otomotiv'e teşekkür ederim. Onların açıklama kısmında iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Araçla ilgili sorularınız olursa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi kötü cevaplamaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.